selamlıyoruz. İHH Beykoz temsilciliği olarak Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekmek için kadın kollarımız bugün Beykoz Meydanı'nda oturma eylemi yapıyorlar. Evet, bugün Gazze'de bir vahşet var. Mitingler yapıyoruz, boykotlar yapıyoruz. Herkesin dikkatini bu vahşete çekmeye çalışıyoruz. Bugün niye bugün Beykoz Meydanı'ndayız? Beykozluluğun bu konuda duyarlılığını artırmak için buradayız. Biz bu konuşmaları yaparken Gazze'de her 5 dakikada bir insan ölüyor. Bakın, 5 dakikada bir insan ölüyor. 30 gündür 11 bin insan katledildi. Bunların 4800'ü çocuk. İnanabiliyor musunuz? 30 günde 4800 çocuk katledildi. 10 dakikada bir çocuk katlediyorlar. Her türlü tartışmayı bir kenara bırakmak zorundayız. Müslüman olarak, inanmış insanlar olarak 10 dakikada bir Müslüman katleden İsrail'e karşı duyarlı olmak zorundayız. İnsan olarak Müslümanlığı bir kenara koydum. İnsan olarak 10 dakikada insan katleden İsrail'e karşı durmak zorundayız. İsrail ürünlerini boykot etmek zorundayız. Değerli arkadaşlar, bugün bu zulüm Gazze'de yapılıyor, doğru. Ama Gazze son kaledir. O Gazze'deki direniş bittiği zaman, o Gazze boşaltıldığı zaman, o Gazze'de insanlar öldürülüp yok edildikleri zaman sıra Beykoz'a gelecek. Bu uzak değil, yakın. Yarın bizim çocuklarımızı öldürecekler. Bu Siyonist vahşet bunu bilerek yapıyor. İbadet aşkıyla insanları öldürüyorlar. Hayvana yapılmayacak zulümü insana yapıyorlar. Arkadaşlar, uyanmak zorundayız. 10 dakikada bir insan ölüyor. Bunların ürünlerini boykot etmek zorundayız. Starbucks'ta kahve içemeyiz. Burger King'de yemek yemeyiz. McDonald's'tan hiçbir alışveriş yapamayız. Uyanmak zorundayız. Ölen bizim çocuklarımız. Buna karşı duyarlı olmak zorundayız. İsrail'in hiçbir ürününü alamayız. Adamlar, Carrefour açıklama yapıyor. Size moral gıdası gönderiyoruz diyor. Açık açık diyor ki, ben senin öldürdüğün katliamı destekliyorum diyor. Bakın, şöyleydi böyleydi. Hamas şuydu, bu buydu. Bırakın kardeşim, insan ölüyor, insan. Müslüman olsun, kafir olsun fark etmez. İnsan ölüyor, çocuk ölüyor, bebekler ölüyor. Bebek katillerini destekleyemeyiz. Bu duruma, buna dur demek zorundayız arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir İsrail ürünü almayacağız. Hepsi İsrail'miş. Efendim, hepsi İsrail. Kaçamayız. Bunlar yanlış, yanlış söylemler. Kaçacağız arkadaşlar. Kaçacağız. Bu ürünleri almayacağız. Bu ürünleri boykot edeceğiz. Bireysel olarak her daim, her dakika bu zulmü haykıracağız. Efendim, biz söylüyoruz, bir şey olmuyor. Çok şey olur. Bireysel olarak inanalım. Her 10 dakikada bir çocuk katlediyorlar. İnanmak zorundayız. Bunu bakın ne diyor Hazreti Ali. Duramıyorsan zulmü duyur diyor. Duyurun arkadaşlar. Bebek katillerini telin edin. Burada oturma eylemi yapılıyor. Niçin yapıyoruz? Her anımıza, her dakikamıza bu İsrail anlatmak ve nakşetmek için yapıyoruz. Siyonistlerin, Siyonist sistemin oyununa gelmemek için yapıyoruz. Mücadelemizi diri tutmak zorundayız. Ey Müslümanlar, ey insanlar, aldığımız her bir kola oraya kurşun oluyor, kurşun. Bakın, kahve içiyoruz Starbucks'ta. Her içtiğimiz bir kahve oraya kurşun oluyor. Ne olacakmış kardeşim? Ne olacakmış demeyeceğiz. Bebekler ölüyor.
Masum insanlar katlediliyor. Uyanık olun Müslüman kardeşlerim. Ölen insanlar masum. Siyonist terörü her dakika teyin edeceğiz. Ne oldu? Her dakika Siyonist terörü anlatacağız. Çocuklarımızı anlatacağız. Bakın bu İsrail'in yaptığı. Çocukları öldürüyor. Evet kafir. Ama bu kafirlik değil. İsrail yaptığı hiçbir tarafa sığmıyor. İçimizde de var. Hiçbir tarafa sığmıyor. İçimizde de var. Şimdi arkadaşlar. İçimizdeki bakın, Allah kahretsin. Bakın şimdi bunlar çocukları katlediyorlar. Diğer taraftan da bunu normalleştiriyorlar. En büyük özellikleri bu manipülasyon. Efendim biz bunları boykot edelim diyorsun. Ya ne var bu boykot edeyde biz? Hepsi onların malı canım, ne olacak? Ne olacak diyor. Aynen o diyor. Kardeşim hepsi onların malı değil. Bakın bugün kredi kartlarında troy uygulaması var. Herkesin kredi kartlarını troya çevirmesini istiyorum. Evet. Troya çevireceksiniz. Yerli bir uygulamadır. Herkes bunu troya çevirsin. Master ve efendim Visa'dan bakın 1000 liralık alışverişte 12 lira siyonizme gidiyor arkadaşım. Buradaki esnaf bakın posundan 1000 lira çekiyorsunuz. O esnaf 4 lirasını bankaya komisyon veriyor. 40 lirasını pardon 1000 liranın 40 lirasını komisyon veriyor. O giden komisyonun 12 lirası siyonizme gidiyor. Oradan Gazze'ye bomba olarak dönüyor. Master ve Visa iptal ediyoruz. Gidiyoruz bankalara. Troy istiyoruz diyoruz. Troy yapacağız. Yok yapmıyoruz. Kapatacağız kardeşim kartı o zaman. Bütün bankalarda Troy uygulaması var. Hepimiz kartlarımızı Troy'a çeviriyoruz. Aldığım ekmekten adama kurşun olarak gidiyor kardeşim. Dönüp kendimizi kurşunluyoruz. Müslüman uyanık olur uyanık. Kendine kurşun sıkmaz. Uyanık olacağız. Elimizden geldiğince bilinçli olacağız. Birbirimizi uyaracağız. Birbirimizi uyaracağız güzellikle. Diyeceğiz ki aman kardeşim kurşun alma oraya. Aman kardeşim dikkat et diyeceğiz. Uyarmak zorundayız. Uyarmak zorundayız. Bu bizim insani görevimizdir. İnsani görevimiz. Hepinizden rica ediyorum. Buradan dağıldıktan sonra kartlarımızı Troy'a çeviriyoruz. 60 milyon kredi kartı var. Arkadaşlar 60 milyon. Bunu Allah razı olsun. Bunu bakın birbirimizi uyarmak zorundayız. Kartlarımızı Troy'a çeviriyoruz. Hiçbir şartta Amerikan İsrail mallarını almıyoruz. Elimizden geldiğince kaçıyoruz. Bu şu demek değil. Starbucks'a gireyim oraya burayı kırayım dağıtayım değil. Kardeşim oralardan alışveriş yapmayın ya. İnsanlara uyarın. Gitmeyin deyin. Belediyemize de sesleniyorum. Starbucks gibi, Burger gibi İsrail ürünlerini satan firmaların ruhsatlarını iptal etsinler. Beykoz Belediyemiz tesislerinde İsrail ürünlerini kaldırdı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ama ruhsatlarını da iptal etmesini istiyorum. İnşallah Beykoz bunu bir ilk olarak yapacak. Ve bütün Beykozlar bunu yapacak inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Müslüman olarak şuurlu olalım. Şenlikleşelim. Ve inşallah bu siyonizme karşı bir ve beraber olalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet kadın kolları başkanımızın bir duyurusu var. Bizler vicdan sahibi sivil toplum örgütü olarak İsrail'in Gazze şeridine bir aydır sürdürdüğü katliama dur demek için buradayız. Bizimle aynı duyguları paylaşan herkese işgalci İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin'den her geçen dakika acı haberler alıyoruz. İşgalci İsrail daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan
yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınların vahşice katletti. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldılar. İşgalci İsrail her 15 dakikada bir 3 çocuğumuzu katlederek şehit olmuşlardır. Şimdi sizler de çok muhterem hanımefendileri burada oturma eğilimine davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir!